Evet, bugün sayım günü. Gene Sarıkamış'tan şimdi gidiyoruz. Karşıdaki bak bu şu şelale müthiş ya. Dağdan geliyor, o tepeden. Orası ne bilmiyorum. Gördüğünüz gibi bugün seçim günü. Saat 4 civarında ikindi namazı okunuyor. Öyle dedik ki evde oturduk, film falan seyrettik. Bak şu su müthiş geliyor. Nereden geliyor, tepeden. Şehitliklere gidiyoruz. Yakın olan şehitliğe. Sağ taraf Kars'a gidiyor. Şu alt geçitten geçince sol taraf şehitliğe gidiyor. Öğrendik. Ondan sonra şuradan sola dönerek şehitliklere gideceğiz. Çok kısa olduğunu söylüyorlar. Bak yukarıdan gene su geliyor. Olsun müthiş bir su. Yani olsun nedir? Bilmiyorum, ormandan. Herhalde oraya çıkarız şimdi. Şu yol Kars'a gidiyor. Sola dönerek şehitliklere giriyoruz. Sercan, kliman gücü yok lan. Klimanın açmamışsın. Kapatmışsın dayı. Şeref abi duymaz. Kliman gücü yok. Kliman yok. Evet, şu anda Sarıkamış'a soldan, bak Sarıkamış sol, burası Kars'tan eski giriş, burası Sercan'ın evine çok uzak, biz yeni yol girişindeyiz. İşte şöyle bak su geliyor, şurada bak, aa o binalar hiç görmüyoruz Sercan, oralar ne? Askeriye mi lan orası, ne hiç görmüyoruz oralar. Askeriye orası. Lojman bak, hiç böyle yüksek bina görmemiştim. Burası Sarıkamış'ı üstten görmüş. Burası da eskiden burada eski yol var. Çok eskiden belki de biz bu yoldan gidiyorduk. Tren istasyonu var burada. Buradan Horasan'a giden yol burası aslında. Şu yol. Şu aradan giden yol. Orada da biz geldiğimizde bayrak bir şeyler yapılıyordu. Burası işte şehitliğe giden yol. Sarıkamış'ın soluna çıkışta. Soluna döndük. Şehitlik şurası ya. Orası Katerina falan diyorlar ya. Bak bu Katerina'ya çekmiş. Katerina köşkü bayrağı orası değil var. Mi? Bayrağı var. Meydanda mı? Geçen gün biz o benzinci ararken adam dedi ya, bak burada da bir köşk var. Aferin çocuklar. El ediyoruz. Şuraları eledik. Burası böyle bir mahalle. Yeni Sarıkamış'ın içi mi ya da Sarıkamış'a çok yakın. Burası Sarıkamış'ın içidir, mahallesidir. Burası köy olmaz muhakkak. Bak. Lan! Ya dönüşte bakacağız artık, yapacak hiçbir şey yok. Burası bir lojman herhalde, burası istasyon, böyle bir yeni olmaz kesin bu lojman, çok eski bak burası. Ha, istasyon mahallesi dediler ya burası, tamam. Sarıkamış'ın istasyon mahallesi burası. Anladın mı? Burası Sarıkamış'ın istasyon mahallesi. Evet burası. Bu da bak ha, şehitlik dediği bu mu lan acaba? Ama bu daha olması lazım, iki tane büyük diyordu. Yani şu anda Sarıkamış'a 1 kilometre falanız, yani çok uzakta değil. Burada da bir... Sadece herhalde şu tepeye mi çıkacağız ya? Bakalım. Hadi bas, geçemedin, bas! Lan burada bisiklet sürülür mü be kardeşim ya? Araba yok, güzel diyor. Yani bir araba, doğru mu araba, gidiyoruz bilmiyorum Sercan, araba, yoksa... Başka yol var mı dayı? O zaman hiç gitmeyelim, dönelim. Esas diyorlar ki, büyük şehitlik Allah-u Ekber Dağı'nda nereden gidiliyor? Selim'den gidiliyor. Tamam mı? Abi hiç girme, bak ben sana söyleyeyim, hiç girme. Hiç girme. Hiç girme, yani bu bizim işimiz yok. Evet, geldik dağın başına. Şu aşağı Sarıkamış. Sarıkamış'tan yaklaşık 1 kilometre ya da 2 kilometre falan çıktık, çıkmadık. Aslında ortam güzel. Yeşil ağaçlıklı bir bölgeye geldik. Yani şuradan itibaren şuralarda yukarıda gözüken yerde, bak şurada toprak yeni yapılmış. Bu yol şehitliğe gidiyor deniyor. Ama yola girilmez. Bu yol daha iyi. Şurada bak sesler geliyor. Dozer kamyonlar çalışıyor herhalde. Yeni yol yapıyorlar. Oralarda bir yerde şehitlik olması lazım ama esas şehitlikler şu dağların arkasındaki Allah-u Ekber Dağı'nda. Burada bir tane varmış, bulamadık. Biz de otomatikman geri dönüyoruz. Yani işte Sarıkamış şurası bir kilometre falan aşağıda. Şurası yeşil orman başlangıcı. Burada şehitlikler yapılıyormuş. Bugün şehitlikler olmadı, geri dönüyoruz. Evet, ortam güzel. Sarıkamış'tansa burası daha yeşil. Daha hoş bir ortam. Ağaç, güzel, yeşillik, orman. Yol buraya kadar toprak olmasına rağmen şurada birazcık kötülük var. Onun haricinde fena değil ama yol yapılıyor. Yani burası seneye ya da seneye büyük ihtimalle bu yazın bitirirler. Şimdi tekrar anladığımı söyleyeyim ben.
Sarıkamış şehitliği Sarıkamış'ta değil. Allah-u Ekber. Dağında bir var. Burada bir iki tane basit, yani anıt anlamında Sarıkamış'ta bir iki tane şey var. Şehitlik var. Böyle. Yani bak. Uzağa gitmeye gerek yokmuş. Ya Sarıkamış şehitliği dediği burasıymış bak. Biz dağlara gittik ya. Burası, şurası, ya burası, burada anıt dikmişler. Biz gittik ya, burası Sarıkamış şehitliği burasıymış. Zaten Sarıkamış'ın içindeymiş, istasyonun yanında. Şuradan geçebilirsin Sercan karşıya. Buradan tren yolu, biz ta orayı dolaştık. Eğersem şuradan gelsek buradan da geçilebiliyormuş. Şerif Fatih'i okuyalım kardeşim. Vatan minnettar bunlara. Zaten burası Sarıkamış'ın hem mezarlığı, burası da Sarıkamış'ın şehitliği, şehitliği. Ulan ne güzeldi lan o atlatma. Valla ben konu. Sağa sola bak. Sörf yaptın lan. Ha burası işte. Dur bir tane çekeyim. Fatih'i okuyalım. Gidelim. Geleceğim sen. Gel la gel. Yukarı Sarıkamış şehitliği burası işte. Ha. Biz gittik dağları aradık. Dağlarda değil, buradaymış. Geleceğim mi? Selamun aleyküm. Ya vatan için canını veren insanlar. Biz burayı çok aradık. Meğersem burasıymış ya. Dağları arıyoruz. Dağları arıyoruz bak. Dağları arıyoruz, yok öyle bir şey ya. Burasıymış ya, al. Sarıkamış Meydan Muharebesi'nde, İkinci Dünya Harbi'nde, 1910 senesi Aralık ayında yapılan Sarıkamış Meydan Muharebesi'nde vatanlar uğruna ölen için diyor. İyi bu toprakların için toprağı düşmüş asker gökten ecat inerse. Bu işte budur. Bu kadar. Şehitlik dediği bu. Böyle bir anıt dikmişler. Arkada da zaten normal Sarıkamış'ın normal mezarlığı var. Orada da bayrak olduğuna göre bir tane şehit var. Orada da yani normal şu anki şehit var. Günümüz şehitlerinden var. Şu bayrak oldu mu? Günümüz şehri Sarıkamış'ın şehidi bu. Bayraklı olan. Mehmet Toprak falan. Bu işte. Burası da. Bak şurada bir tarihi eser var gibi bir yer var. Bu var. Şurada da bak, şurası da Katerina Köşkü mü diyorlar ne? Şurada arkada gözüken. Ne bilmiyorum. Şurada ayrıca bir tane, şurada bir yerde şu bayrak bak. Şurada bir bayrak yapıyorlar. Şu direkt bayrak. Buraya da bir şey yapıyorlar ama ne olduğunu anlamadık. Sonuç olarak bu. Biz gittik o tepelere. Bak şu ormanın olduğu yere gittik. Geri döndük. Şehitlik dediği öyle şey olarak düşünme. Yin. Burası, şurada bir bayraklı bir yer var. Ne olduğunu bilmiyorum. Şehitlik öyle şey gibi değil. Bir tane anıt dikmişler, mezar falan yok yani, onlar zaten şöyle bir anıt şehitlik dediği bu ama gene rahmetiyle 1957'de yapılmış bayrak var. Abi de böyle bir anıt yapmışlar istasyon mahallesinde. Gene okuyalım. Fatih. Adın ne senin? Koç. Arda? Arda bize hoş geldin. Alan da şunu haçlık yapalım. Arda vay hocam. Hadi bakalım Arda. Burada bu. Başka şey değil yok. Hayır, Arda'dan öğrendik. Orayla buraya. İyi hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Tamam Arda. Bir şey söyleyeyim misin? Söyle. Bayrağı seviyor musun? Aferin. Babanın adı ne senin? Annenin adı ne? Aferin. Hadi bakalım. Selam, böyle elini salla. Evet, resimde de gördüğünüz gibi Sarıkamış ve çevresinde 20 tane şehitlik var. 3 tanesi Erzurum il sınırlarında Horasan'ın dağlarında gözüküyor. Bak şurada bayrak gibi, biraz önce dedim ya. Bu var. Yalnız ilginç olanı şurada yazmışlar tabelada. 3 tane mezarlı şehitlik var. Gerisi anıt. Serbest. Anıt. Burası, şurası ne? Bak burası tarihi bir yer. Bak. Katerina Köşkü'nün şurası. Şunlar alttaki, şu ne? Katerina Köşkü'nün şeyi. Neyse burada bir şeyler var. Tarihi bir şeyler var.
Şurada bak, biz ilk geldiğimizde de gördük. Buraya kadar gelmiştik. Erzurumlar yapıyordu burayı. Bak bir anıt yapıyorlar, görüyor musun? Bak mermerler gelmiş. Yıldız şeklinde. Burası ileride bir şey olacak bak. Gördün mü? Şey bayrak. Burası meydan böyle şey yıldız şeklinde bir şey yapıyorlar. Burada büyük bir çalışma var. Burası dikkatlerinden köşk. Şuraya mı çıkacağız biz? Oraya çıkmaya çalışacağız. Evet bak, burada büyük bir anıt yapıyorlar. Tamam, bayraklar, ışıklandırma falan görüyorsunuz, ışıklandırma dozerler. Ortada yıldız şeklinde, ortasında bir bayrak var. Şurası da bir şey bak, şurada tepedeki bayrağın olduğu yere gitmeye çalışacağız. Nereden gider, nasıl gider bilmiyoruz. Burası zaten ilk gün geldiğimizde Sercan'la gezmiş olduğumuz, bu evler deprem evleri midir ya da o bölgede deprem yok ama şurada böyle renkli renkli evler var. Ne işe yarıyor bilmiyorum, dağın kenarında. Durum bu.